Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun bizimle birlikte. Hoş geldiniz, günaydın. Günaydın, hoş bulduk. Sözcü gazetesi yazarı da Deniz Zeylek'le birlikteyiz. Deniz, hoş geldin, günaydın. Şimdi... Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısında ilk iki toplantıda ücret konuşulmaz ama bu sene biraz 11 Aralık'ta toplantı başladı. Gelecek hafta yıl bitiyor zaten. Ücret konuşulmuyorsa hani bu kadar da sıkıntı anlatıyor işçileri, duydunuz. Biraz önce aktardım. Ya daha ne desinler? Yani ücretin konuşulması, en azından biraz değerlendirme yapılması beklenemez miydi? Yani konuşulmayacak mı ücret, ne olacak? Hani en son bu kadar oldu be, isterseniz mi diyecek, denilecek. Anlamadım. Son hafta, yani haftaya bitiyor. Üçüncü toplantıyı bu hafta yapacaklarmış. Son toplantı da gelecek hafta zaten. Sonra yıl bitiyor. 31 Aralık'a kadar asgari ücret zaten açıklanacak. Resmi gazetede yayınlanacak ve 1 Ocak 2024'te de yürürlüğe girecek. Anlaşma olmazsa da bir rakam belirlenecek. Bu rakamın da işte son dönemlerde artık görüyoruz 17.000-17.500 lira bandında olacağı netleşmiş gibi. Asgari ücret 580 dolarlara çıkabilir. Şu ana kadar da en yüksek rakamlarına ulaşabilir. Asgari ücret en yüksek rakamına 2016'da 534 dolar olarak ulaşmıştı. Şu anda asgari ücret 393 dolar civarında. Asgari ücrete en yüksek artış 1999 Ocak ayında olmuştu. %120.32. Son 1996'da da %102 artış olmuştu. 97'de %101. İlginçtir. En yüksek dördüncü artış bu yıl oldu. %100. Ve asgari ücretin de evet, işte şöyle aslında bakın, en yüksek artışların olduğu dönemlerde asgari ücret en yüksek olduğu dönemde demiyor Ebru Hanım. Asgari ücreti en yüksek artışın olduğu dönemde değil, 107'lik artışın olduğu dönemde en yüksek rakamına ulaşmış. 2016'da 534 olarak asgari ücretin alım gücü açısından tabii olaya bakmak lazım. Sürekli söylüyoruz Türkiye'de. Tüm fiyatlar güncellendi. İğneden ipliğe, yediğimiz, içtiğimiz, giyindiğimiz, barınma, her şeyin fiyatı gerçek enflasyona göre güncellendi. Ancak ücretler güncellenmedi. Cebimize giren para enflasyon, yani TÜİK'in enflasyonuna göre girerken cebimizden çıkan para gerçek enflasyon. Piyasada hissedilen, yaşanan gerçek enflasyona göre cebimizden para çıkıyor. Bu nedenle de cebimize giren parayı da gerçek enflasyon belirleseydi böyle bir sorun olmazdı. Şimdi hükümet yetkilileri sürekli şunu söylüyorlar. Enflasyonu ezdirmedik. Hatta üzerinde artışlar yaptık. Enflasyona ezdirilmeseydi ücretliler ve emekliler bugün alım gücü açısından bu kadar sıkıntı yaşamazlardı. Çünkü tabii hangi enflasyona göre ezdirmediniz? TÜİK mi? Evet. Gerçek enflasyon mu? Evet. Doğru söylüyorsunuz. Okey, artık o cümle biraz şey oldu. Çok doğru söylüyorsunuz. Ben de dün onu, aynen. Evet, klişe bir cümle oldu. Karşılığı yok olmuyor yani. Asgari ücret, bakın asgari ücrete artış oranları daha yüksek oluyor. Emeklilere göre yüksek oluyor. Çalışanlar açısından en yüksek artışları asgari ücretliler alıyor. Diğer ücretliler aynı oranda artış almıyor. Ülke, hep söylüyorum, asgari ücretler ülkesi oldu. Bugün asgari ücret 11.402 lira Ebru Hanım. Asgari ücretin iki katı 22.804 liranın üstünde çalışanların oranı tüm çalışanlar içinde %18.1. Asgari ücretin iki katının altında çalışanların oranı %81.9. Yani Türkiye'de çalışanların %81.9'u 22.804 liranın altında bir ücretle çalışıyor. Asgari ücretin altında çalışanların oranı da çok önemli. Türkiye'de şu anda çalışanların %33.8'i de asgari ücretin altında çalışıyor. Doğuda, Güneydoğu'da, Karadeniz'de birçok yerde
kağıtta asgari ücret gözükse de o kişilerin eline asgari ücret de geçmiyor. Sadece kağıtta asgari ücret olarak gözüküyor. Kötü. 2002 yılında, 2002 yılında asgari ücretin iki katından daha fazla aylık alanların oranı %40'mış. Bu çok önemli veri. Bakın asgari ücretin iki katından daha fazla aylık alanların oranı %40.1'den 18.1'e düşmüş. İşte bizim sürekli söylediğimiz, anlatmaya çalıştığımız konu çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Asgari ücretin iki katının altında aylık alanların oranı %59'dan %81'e çıkmış. Şimdi asgari ücreti artış olacak. Bence 17.000-17.500 lira bandında olacak. Bunun nedeni de şu. Neden ben bunu çok ısrarlı bir şekilde aylarda söylüyorum? 2022 Ocak ayında asgari ücrete %50.51 oranında artış oldu. Sadece Ocak ayında. 2023 Ocak ayında da %54.66 artış oldu. Aynı zamanda 2022'nin Temmuz ayında %29.31, 2023'ün Temmuz ayında da %34 ayrıca artış oldu. Yani toplamda 2022'de %94.62, 2023 yılında da %107.24 artış oldu. Şimdi hükümet yetkilileri diyor ki Temmuz ayında asgari ücrete ayrıca artış olmayacak. Bu durumda da en az %50 hatta %50'nin üstünde bir artış olması gerekiyor. Enflasyonda Temmuz ayında asgari ücret 11 bin lira oldu. Enflasyonla beraber zaten para değerini kaybetti. Şimdi %50 artış olursa, Temmuz'da bir kere daha artış olmazsa bu artışın da bir önemi olmaz. %50 çok düşük bir artış oranı olur. %36 çünkü orta vadeli programda enflasyon beklentisi var. Öyleyse o %36'yı da yansıtmaları gerekiyor ki, yani asgari ücreti 20 bin lira yapmaları gerekiyor ki en az Temmuz ayında artış olsun. Peşin önden %36 tek artışla 20 binle devam edin diyorsunuz. Bekliyor musunuz bunu? Yani şöyle, asgari ücreti 20 bin lira yapmazlar. Ama olabilir Ebru Hanım. Yapılabilir aslında bu. Ama yapmayacaklar diye düşünüyorum. 17.500 lira bandında kalır. Asgari ücretin biraz üzerinde alanlar açısından da sorun olur. Asgari ücret 20 bin olursa bu sefer tam olarak ortalama ücreti kabul etmiş olursunuz. Onun üstünde alan çalışanlar arasında da böyle bir uyumsuzluk olur. Sadece şunu da söyleyeyim. Şimdi asgari ücreti biz... Olsun, onları da arttırın. Yani. Diyelim ki 17 bin lira yaptık. Asgari ücreti. Hı hı. Bugün 18 yaşında liseyi bitirmiş, iş arıyor bir genç. 17 bin lirayla işveren onu işe aldığında işverenin maliyeti, çıplak maliyeti 23.643 lira. Yemek, yol, gıda tazminatı, bunları işin içine koyarsak 30 bin lira yapar. Şimdi Türkiye'de yine şu gerçekliği dikkat etmemiz lazım. Türkiye'deki toplam işletmelerin %87'sinde 1 ile 9 arasında işçi çalışıyor. %13'ünde 10 ve üstünde çalışan var. Küçük ve orta ölçekli işletme, hiç işi bilmeyen, tecrübesiz bir kişiye 30 bin liralık bu maliyetli asgari ücreti vermez. Gençlerde işsizlik %25, gençlerde işsizlik çıkar %40'lara. Gençler bu asgari ücretlerle iş bulamazlar. Bu ayrı bir sorun. Çünkü madem ben 30 bin lira bir maliyete katlanacaksam, Türkiye'de işsizlik de var, tecrübesizler de işsiz. Tabii siz gençlere satış elemanı olarak, işte turizmde çalışan olarak hizmetler sektöründe sadece iş bulabilirseniz %50'yi aşkınına durum bu olur tabii yani. Şu anda da Türkiye'de asgari ücretin artışıyla beraber asgari ücretli olmayıp asgari ücretli durumuna düşecek çok kişi olacak. Şunu... Evet. Sürekli söylüyorum, asgari ücret tespit komisyonu toplandığında bence bunu bir canlı yayında versinler ya, biz hep beraber bir izleyelim. Kim ne diyor, işveren diyor, işçi ne diyor, devlet yetkilileri, hükümet yetkilileri ne söylüyor duyalım.
Enflasyonu ezdirmeyeceğiz diyor hükümet yetkilileri. İşverenle işçi çalışan arasında dengeyi kurmaya çalışacağız. İstihdamı da korumak zorundayız diyor. Çalışanların ne dediğini zaten biraz önce anlattım. Peynire küstük diye oyun oynuyorum artık çocuklarla. Öyle durumu geçiştiriyorum diyor. Pazara gidemiyoruz diyor. Benim çocuklarım meyve yiyemiyor. Benim çocuğum çocuk değil mi diyor insanlar. Meyveden bahsediyoruz yani hocam, giyim, kuşam, eğitim vesaire, bir tık gıdadan bahsediyor, kiradan, barınmadan bahsediyor insanlar. Maalesef. Yani durum bu, bunu böyle anlatıyorlar yani. Ama şöyle, biz şu anda asgari ücreti bu şekilde konuşursak, asgari ücreti baskıyla biraz daha artış yapar hükümet seçim öncesinde. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir karar alınmalı ya da asgari ücret tespit komisyonu toplantısında bu konular konuşulmalı. Asgari ücrete yapılan zam aynı oranda tüm çalışanlara yapılmalıdır. Aksi halde biz ülkenin çalışanlarının neredeyse %90'ını asgari ücretli yapacağız. Ona doğru emin adımlarla çok hızlı ilerliyoruz. Sorunu derinleştiriyoruz. Gençlerin iş bulma imkanı olmayacak bir ortam yaratıyoruz. Asgari ücret çok yüksek olmamalı. Asgari ücret bir miktar düşük olmalı. Ama asgari ücretle çalışanların oranı sayısı az olmalı. Bu kadar fazla asgari ücretli varken biz sürekli işte bakın mesela oradaki çalışanlar, biz asgari ücretle geçinemiyoruz diyen çalışanlar kaç yıllık çalışan? Kaç yıldır çalışıyor ve asgari ücret alıyor? Bir de sendika temsilcisi, sendikalıysa büyük ihtimalle asgari ücretli de olmaması lazım. Ücretli değildir diye düşünüyorum. Sendika temsilcileri götürdülerse oraya. Şimdi bunlar gerçek anlamda mı konuşuluyor yoksa toplumdaki şu anda konuşulan konular mı orada konuşuluyor? Asgari ücretli çalışanlar bekar birisi için, bugün 18 yaşında bekar birisi için 17 bin lira yapılacak asgari ücret gayet iyi bir rakam. Ancak evli, evi kira, iki çocuğu olan, eşi çalışmayan birisi için de felaket bir rakam. Geçinemez. Yani evden kira vermese de tek çalışıyorsa geçinemez. Yani şöyle, gençler için bakın 18 yaşında bir genç için 17 bin lira, 20 yaşında bir genç için 17 bin lira iyi bir rakam. Ancak evli ise ve çoluk çocuğu varsa geçinemez. Şimdi asgari ücret 30 bin lira da yapalım diyebiliriz, 50 bin lira da yapabiliriz, 100 bin lira da diyebiliriz ama gerçeklerle hareket etmemiz lazım. Bunun bir maliyeti var. Biraz önce söyledim. Devletin desteği ne kadar biliyor musunuz Ebru Hanım? 500 TL. Devletin desteği 500 TL. Daha fazla olsun. Onu işte ben şöyle düşünüyorum. Mesela bir önerim vardı. Ben bunu sosyal medyadan da yazdım. Asgari ücreti 17.500 lira. İşte %50 artışla tüm maliyeti de işverene olmak kaydıyla arttırsınlar. Bunun dışında da 3.000 lira gibi bir rakam belirlensin. Şu da söylenilebilir. Bu kriz döneminde sadece bir yıllığına ya da iki yıllığına da uygulanabilir. Bilmiyorum, bunlar tartışılabilir. Diyelim ki benim yanımda şu anda 5 kişi çalışıyor. Devlet bir rakam belirleyecek. 3.000 lira. Bu 3.000 lirayı tüm çalışanlara işverenler ödeyecek. Ayrıca bakın %50'lik artışın dışında. O 3.000 lirayı da geçici vergi dönemi geldiğinde ödeyeceği vergiden düşecek. Ödeyeceği vergi yoksa alacağı olacak, vergi çıktığında vergisinden düşecek. Ve denetimlerin sıklaşmasıyla beraber Türkiye'de zaten çoğu kişi tek rakamlarla vergiyi bildirmiyor. En azından vergi oranlarını biraz daha oranı yükseltmek yerine denetimlerle matrahı biraz daha arttırıp bu 3.000 liraları yani kazanacağı paranın bir kısım vergisini devlete verirken bir kısmını da çalışanlarına verebilir. Böyle bir uygulama olabilir. Birkaç yılında böyle bir uygulama da yapılabilir. Bununla beraber asgari ücret 20 bin lira olur. Ama bugün 20 bin lirayla çalışan da aynı oranda artış. 30 bin lirayla çalışana da aynı oranda artış. Ve aynı desteği de vermemiz gerekiyor. Buna asgari ücret tespit komisyonunda bunların konuşulması gerekiyor. Ben şimdi bunları Ebru Hanım sizin programınızda konuşuyoruz. Konuşulması gerekiyor. Komisyon ne konuşuyor bunlar. Ben onu anlamadım. Orada ne konuştuklarını ben de merak ediyorum. Bana da orada bir sandalye verseler sen şöyle sessiz şöyle bir dinlesin. Dinle bizi deseler ben de orada oturup dinlesem. Ne konuştuklarını merak ediyorum çünkü asgari ücrette biz çözüm üretmemiz lazım.
Yoksa %40 mı olacak, %50 mi olacak? Bunun yıllardır bir yararının olmadığını görüyoruz. Toplumu tamamını asgari ücret olarak yaparsak, bu kişiler yarın öbür gün emekli oldukları zaman da işte 7.500 lira aylık alacaklar. Toplumun bu kadar büyük bir kesimi, şu anda dedim ya bakın %81.9'u 22 bin liranın altında bir ücretle çalışıyor ya Ebru Hanım. Bu çalışanların %81.9'u emekli oldukları zaman bugünkü 7.500 lirayı alacaklar. Tehlike sadece bugünkü tehlike değil. Yarınların tehlikesi. Yarın öbürsü gün de tehlikeli olacak. Ömür Emekli boyu oldukları çalışmak zaman. zorundalar. İş bulamazlarsa da yani ciddi bir fakirlik. Çalışırken yoksul, emekli olduğu zaman da Daha yoksun. yoksul. Ölene kadar çalışacağı bir sistem. Yani öyleyse Kötü. çalışma hayatının içinden Türkiye'de kimse çıkmaz. Çalışma hayatının içinden kimse çıkmazsa gençler nasıl iş bulacak? Hep onun üstünde durmamız lazım. Gençlerin iş bulabileceği de bizim bir ortam yaratmamız lazım. Kapasitemiz belli. Küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşuyoruz. Şu anda emekliye 7.500 lira veriyorsunuz. Alın bir O misal da mesela kirasını hocam. ödeyemediği için çalışıyor. Mobilya ciddi bir istihdam sağlar. Mobilyada iç piyasada daralma devam ediyor. Modoko Başkanı konuşmuş Dünya Gazetesi'ne, Koray Çalışkan. Ürün fiyatları alım gücünün çok çok üstüne çıktı. Sektörün ihracatında da eli çok güçlü değil. İhracatta da eli çok güçlü değil. Seçim sonrası iflaslar ortaya çıkabilir dedi. Yani mobilya sektöründe faaliyet gösteren şirket sayısı 44 bin. Sektörde doğrudan dolaylı istihdam sayısı 500 bin. 6 milyar dolarlık bir ihracat rakamı var ama ihracatta zorlanıyoruz pazarlarda diyor. İç pazar zaten fiyatları insanların alacağı fiyatların çok üstüne çıktı. Yaklaşamıyorlar mobilyaya diyor. Ciddi iflaslar gelebilir diyor. Bir sektör mesela konuşuyor. Hazır tekstil ve hazır giyim sektörünü zaten biliyoruz. Yani Hükümetin zaten politikası şu durum değil mi bu. Ebru? Asgari ücretin direkt Enflasyonu düşür. etkileyeceği alanlar bunlar mesela. Hükümet diyor ki biz enflasyonu düşürmek için yüksek ücretler, emekli aylıkları veremeyiz. Talebin düşürmemiz gerekiyor. Talep düşecekse yani paranız yetmeli ki almamalısınız ki enflasyon düşmeli. Bu durumda da o ürünü üreten malını satamayacaksa o ürünü daha az üretir. Daha az üretmek için daha az kişiyi çalıştırır. Aynen. Küçülür. Derinlemesine işsizlik ve iflaslar tabii ki gelecek. Yani ben şu anda çalışma hayatının profesyonel olarak 20 küsur yıldır içindeyim. Şirketlere danışmanlık yapan bir mali müşavir ve sosyal güvenlik uzmanıyım. Bu işin içindeyim. Eğitimim, ekonomi hepsini de beraber yaşıyorum. Ben sadece okuyup anlatan birisi değilim. Ben şimdi bu programdan sonra kapandığı zaman bir şirketle hemen bir toplantıya gireceğiz. Yani. Batmasın diye neler yapmamız gerekiyor onları Bir de konuşacağız. hocam şirketler küçülür, bekler. Krizin geçmesini bekler. Şimdi de biraz daha umutlular. Rayına oturdu. Evet destek de alıyorlar. Kredi desteği. Hani istihdamı korumak için, büyümenin devamı için. Yani küçülür, maliyeti azaltır. Bekler bir geçici bir süre. 2024 sonuna kadar. Çalışan ne yapacak? İşsiz kalan Bu ne yapacak? beklerken Emekli ne de, yapacak? beklerken de sermaye gücü yoksa bekleyemez İşte Ebru Hanım. sermaye gücü varsa bekler. Türkiye'de sermaye gücü olsa zaten işletmelerin %87'si 9 arasında hiç Ya çalıştırmaz. Daha büyük üretim daha zarara sokacağı için bir yani bir küçülmeye gider, bir maliyeti azaltmaya gider, sonuçta Şimdi şunu çevirebilir. söylüyor. Mesela firmalarla görüştüğümde bana şunu söylüyorlar. Şu anda ilk iş olarak Ne personel diyorlar? çıkartıyorlar. Ne dediğimiz zaman reklam hemen reklamları keserler, personel çıkartırlar, küçülürler. Zararına mal satıyorum diyor. Akıllı olan Zararına mal krizde reklamı arttırır ama neyse. satıyorum. Diyorum ki neden zararını öyleyse satıyorsunuz diyorum. İş yerini mesela neden kapatmıyorsunuz? Ben diyor ki bu ürünü satmazsam piyasada artık ismim olmazsa Doğru. ticaretimi daha sonra döndüremem. Yani işler ben biraz durayım da işler açıldıktan sonra başka birisi boşluğu doldurur diyor. Bütün Durma müşterilerimle değil, ilişkim yavaşlamadan bahsediyorum biraz böyle. yavaşlama zaten olacak. Söylediğimiz o. Olacak. Yavaşlama şu anda Türkiye'de. Bunu Sayın Mehmet Şimşek de söyledi ve işletmeleri uyardı. 2024 yılında talepler düşecek. Bu nedenle hazırlıklı olun diye Sayın Mehmet Şimşek de çok net açıklama yaptı.
Peki, soralım hocaya. Memur ve memur emeklileri için %50 dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ama işçi ve Bağkur emeklileri için durum biraz daha farklı dedi. Orada kök maaş dedi. İşte farklı dengeler söz konusu dedi. Bakacağız, çalışacağız üzerinde en iyisini yapmak için dedi. Ne yapılır en iyisi? SGK ve Bağkur emeklileri, memur ve memur emeklisi için. Orada oran belli, %50. Peki diğerleri? Evet, şu an yani oran aslında %50 olarak belli değil. %3 enflasyon çıkarsa şayet %47 devlet memurlarına ve devlet memuru emeklerine, %38 de SSK ve Bağkur emeklerine. Neden %38, %47? Çünkü çıkan ikinci dönem enflasyonu emeklilere verilir, memurlara verilir. Ancak memurların toplu sözleşmeyle peşin olarak geçen yıl aldıkları %6'lık bir fark vardı. Bu yılda %15'lik alacakları bir fark var. Bu 15'ten 6'yı çıkarttığımızda %9 gibi bir fark kalıyor. Toplu sözleşme farkıdır bu. Memura ve memur emeklisine toplu sözleşme farkı ayrıca ilave edildiği için %38'in üzerine ilave edilecek. %38 gibi ikinci dönem enflasyon çıkacak. Bu nedenle memur ve memur emeklileri yaklaşık %47, SSK ve Bağkur emeklileri de yaklaşık olarak %38. Şimdi Ebru Hanım, geçen Ocak ayında %15.4 gibi enflasyon çıktığında 14.6 da daha sonradan refah payı olarak verildi, %30 oldu. Temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon %19.77 idi. Üzerine 5.23 oranında yine refah payı verildi, %25'e çıktı. Şimdi refah payı diye bir şey artık hayatımıza giriyor. Yolları düzgün yapmıyoruz, nasıl sürekli yamalıyoruz ya, kanunları yamalıyoruz, sonra hayatımıza giriyor. Herkesin beklentisi refah payı oluyor bu sefer ama kanunlarda bu yok. O sadece Cumhurbaşkanımızın o anki ruh haline göre vereceği, vermeyeceği, bir miktar arttırabileceği bir ayrıca zam gibi bir şey. Şimdi refah payı verilse bile bununla beraber %50 olsa da yine de 10 bin liranın üstünde aylık alanlar için işe yarar, altındakilerde çok da işe yaramaz. Çünkü kök aylık dediğimiz kendi aylıklarıyla emekli olduğunda... Kök aylık artmayacak mı? Bakın şimdi şöyle, şimdi Türkiye'de şöyle bir sistem vardı. Çalışırdık, çalışma karşılığımızı aldığımızda primler ödenirdi. Emekliliğimiz geldi, emekli olurduk, bir kalırdık, o aylığımızda bilirdik. Şu anda Türkiye'de yaklaşık olarak 6 milyon kişi aylığını bilmiyor. 7500 lira olan aylığı gerçek anlamda kaç lira, bunu bilmiyor. Doğru. Bu kendi aylıklarını sistem göstermiyor, insanlar aylığını bilmiyor. Temmuz'da bu aylıklara zam yapıldı ama benim aylığım kaç lira, nasıl zam yapıldı, onlar göremediği için 7500 lira almaya devam ettiler. Ocak ayında en düşük emekli aylığını 11 bin liraya çıkartabilirler. Sonra kök aylıklara %38, refah payıyla %50 diyoruz diyebilirler. Ama 38 ya da 50 olmasının bir önemi olmaz. Çünkü 6 bin lira alan birisine 6 bin lira kök aylığı varsa, %38 verirse 8280 lira, 10 bin olacaksa 10 bin alır. Kök aylığı 6 bin lira olana siz %50 verirseniz 9 bin liraya çıkmış olur. 10 bin lirası yine 10 bin lira olur. Öyleyse %38'in %50 olmasının bir önemi var mıymış? Ne kadar kişi 7500 lira alıyordu hocam? 7500 lira 10 bin lira, 11 bin liraya çıkartılabilir. Emekli aylığında olması gerekeni size söyleyeyim. Direkt bu kitabın ortasından söyleyeyim de herkes net anlasın. Tamam. 1 Temmuz'da devlet memurlarına 8077 lira seyyan verildi mi? Evet. Evet. Memurun emeklisine verildi mi? Hayır. SSK Bağkur emeklisine verildi mi? Hayır, verilmedi. 8077 lira memur emeklisine, SSK ve Bağkur emeklerine zorunlu olarak verilmesi gerekiyor. Bu kök aylığımız kendi aylığına bu verilmelidir. Bunun üzerine de %38 artış yapılıp bu 7500-10.000 konusunu bir an evvel kapatmamız lazım. Hocam şimdi bir daha bana sürem daralıyor. Bir daha söyler misiniz? Siz en mesela memur emeklisi ne kadar alacak %50 zamla en düşük? En düşük memur emeklisi 33 bin lira civarında bir aylık alacak. Memur emeklisi. Pardon, çok özür diliyorum. Memurlar. En düşük memur yaklaşık olarak
33 bin lira. Memur emeklisi ne kadar alacak? İşte 10 bin lira yaparlarsa 10 bin lira alacak. Memurlarda da artık en düşük aylık neyse ona tamamlanıyor. Memur emeklisi 10 bin lira. Yine 10 bin lira alanlar olacak en düşüğü. Yani işçi emeklileri de %50 de verseniz ne olacak ki? Yani kök aylık bir düşük, bakın, 10 bin lira, hepsi 10 bin lira alacak diyorsunuz. Bizim bu kök aylık konusu, ucube kelimesi AK Partililere, Sayın Cumhurbaşkanı'na aittir. Ucube. O ucube kelimesiyle söylüyorum. Şu anda emeklilik sistemi ucube bir sistemdir. Hocam süren bitti, şunu öğrenmek istiyorum. Biz ayın sonuna, yılın sonuna geldik. Hala kök maaşla ilgili falan bir düzenleme yok ki. Ebru Hanım'a netleşecek. 3 Ocak'ta enflasyon açıklanacak. O tarihte de tam olarak emeklilerin alacağı aylık netleşmeyecek. Enflasyon farkları netleşecek, ancak refah payı verilecek mi, seyyanen artış verilecek mi, Şubat'a, en düşük aylık kaça çıkacak, bunu o Ocak ayının 15'inde öğreneceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun. Kısa bir aramız var, vereceğiz. Çok sağ olun, teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Daha SSK, Bağkur emeklileri için zaman var. Önce enflasyon farkı vesaire belli olacak. Kök maaşlar falan ne oldu bir anlayacağız ondan sonra. Ama memur ve emekliler için %50 zam hemen hemen kesinleşti orada.